Sayın Başkan, Başkan Yardımcılarım, Birim Müdürlerim. Boldaki yurtlara talepte bulunan tüm öğrencilerin yerleştirildiği farklı kurumlardan yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Ancak yurtlardaki bazı odalarda 5 ve 6 öğrencinin beraber yaşadığı belirtildi. İyi Parti Bolu Belediyesi Meclis Üyesi olarak konuyla ilgili Bolu Belediyesi Ekim ayı birinci oturumda konuşan İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Hakan Alpaslan sorunlar olduğunu ve yerel yönetimler olarak devreye girilmesi gerektiğini belirtti. Alpaslan barınmanın temel bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Maalesef ülkemizde barınma gibi bir temel ihtiyacın artık sorun haline gelmeye başlamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle yüksek öğretim öğrencileri için barınma ihtiyacı lüks olmamalıdır. Barınma da beslenme gibi en temel ihtiyaçtır. Saraylarda, sırça köşklerde, plazalarda oturup çocukları özel okullarda yurt dışında okuyanların sorunun çözümü olamadıklarına yıllardır şahit oluyoruz. Bu ülkede çocuklar ellerinde bavullarla sokaklarda perişan haldeler. Ailelerine yük olmamak için kaydını donduranlar, gündüz okuyup gece çalışmak zorunda kalan, yetersiz yurtlar sebebiyle yurt çıkmamasından dolayı 4-5 öğrencinin bir eve çıkma gayreti içinde olmaları, fazla para gitmesin diye öğün atlayanlar ve daha niceleri. Öğrencilerin 8-10 kişilik odalarda kaldığını ileri sürdü. Hatta bazı üniversitelerde barınma sorunundan dolayı yeni gelen hazırlık sınıfı öğrencilerin barınma sorununu çözmek adına mevcut hazırlık sınıfı öğrencileri kolay bir şekilde bırakılarak yurtları boşaltmaları da istenmiştir. 8 kişilik, 10 kişilik yurtlarda nefes almaksızın uyumaya ve ders çalışmaya gayret edenler sizlerin, bizlerin evlatlarıdır. Bir ülkenin ekonomisini çözmenin yolu önce eğitimi çözmektir. Yüce Türk Devleti bu çocukların en temel ihtiyacı olan beslenme, barınma ve eğitim alma ihtiyacını çözecek güce tabii ki sahiptir. Peki o zaman sorun nedir? Neden çözüm üretilememektedir? Ya da çözüm üretilmek istenmemekte midir? Neden ülkemizin en gözde üniversiteleri sürekli hedef alınmakta? Neden yetişmiş gençlerimiz sürekli yurt dışına kaçmak, ülkemizi terk etmek istemektedir? Alpaslan, kur korunmalı sisteme harcanan paranın üniversite öğrencileri için harcanması gerektiğini işaret etti. Aslında biz sadece kur korumalı mevduat dediğimiz iktisat teorilerine, işletme mantığına, finansal aritmetiğe ve bütçe döngesine göre saçma sapan bir model olan sisteme Mart-Temmuz 2022 dönemindeki harcadığımız 60.6 milyar TL ile ki bu yıl toplam maliyet 290 milyar lirayı bulabilir, 475 bin öğrenciye yeni yurt imkanı sağlayabilir ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinde %218'lik biz artış yapabilirdik. Yerel yönetimlerin öğrenciler için devreye girebileceğini ifade etti. Sonuç olarak çocuklarımızın çağdaş, Atatürkçü, milli değerlere sahip, donanımlı, etkin ve yetkin, okul kaydını dondurmayacakları, beslenme ve barınma sorununun çözülebildiği bir ülke yaratmak adına yerel yönetimler olarak da bir şeyler yapabiliriz düşüncesindeyim. Yerel yönetimler olarak yurt binaları yapabiliriz. Bazı binaları kiralayıp yurda dönüştürebiliriz. Onlara ders çalışabilecekleri yer konusunda daha fazla destek olabiliriz. Belediyemizin sosyal tesislerinde üniversite öğrencilerinin komik indirimler olmamak kaydıyla belirli indirimlerden yararlanmasını da sağlayabilir. Yeni açılacak aşevimizde ayda bir gün üniversite öğrenci günü ilan edip bir öğün de olsa çocuklarımıza karınca kararınca yemek katkısında da bulunabiliriz. Bu ve benzeri türevleri daha da arttırabiliriz. Çocuklarımızı evsiz, barksız, parasız, pulsuz, beslenme sorunu yaşar halde bırakmayalım. Onlar bu ülkenin geleceği umududur.